bir etiket. Devletimin yanındayım diye bir etiket var. 591 bin tweet paylaşılmış. Bu da bir rekor elbette. Bütün bunlar nasıl oluyormuş meğer sosyal medyada? Sen dün kendi YouTube kanalında e, çok çarpıcı bir yayın yaptın. Evet. Emre Olur canlı yayındaydı. Kim olduğunu da lütfen izah ederek. Ve sosyal medyada e, bot hesaplar, troll organizasyonları üzerinden bir etiket nasıl açılıyor, nasıl yükseltiliyor insanların Hassas kılcal damarlarına, tuşlara nasıl basılıyor, nasıl bir algı ve bir psikoloji yaratılmaya çalışıyor. Uzun uzadıya konuştunuz. Çok kısa konuştuğum. şekilde anlatayım. Tamam dinliyorum seni. Emre Olur'un kim olduğunu da ayrıntıları lütfen Ayrıntıları izlemek isteyen değerli dostlar benim YouTube kanalındaki röportaja girebilirler. Emre Olur daha önce Nurettin Canikli'nin basın danışmanı olarak görev yapan. Aynı zamanda Beyaz TV'de programlar yapan. Analizler yapan, Nurettin Veren'le, Mete Yarar'la, başka kişilerle çeşitli programlara çıkıp e, analizler yapan, e, siber dünya hakkında yetkin olduğunu iddia eden, e, aynı zamanda Sedat Peker'in basın danışmanı, e, eski şu basın anda. danışmanı. Şu, i̇şte, anda da şu anda da değil Bir irtibatı var mı yok mu? Ya Mutlaka vardır diye Anladım. düşünüyorum ben. E, ve onunla ilgili de e, bir takım bilgiler paylaşan kişiden bahsediyoruz. Nitekim Sedat Peker e, yaptığı açıklamalarda 5. videosunda Beyaz TV'de eee İyi Parti'nin medya e, medyadan sorumlu e, kişi hakkında Kerim Çoraklık hakkında e, bir kumpas kurulduğunu, bunu Emre Olur'un gelip kendisine itiraf ettiğini, namusluysa gider, herkese de anlatır bunu dediğini ve e, bu kurulan kumpas neticesinde de bu kişinin tutuklandığı ve 12 ay cezaevinde kaldığını itiraf etti. Ardından Emre Olur'la ilgili de ee, bu süreç devam ederken e, siz Duvar Gazetesi'nde özellikle Duvar kitabında e, bunu da çok ayrıntılı şekilde Emre Olur'la röportaj yaparak anlattınız. Kitapta da Emre Olur itiraflarda bulunuyor. Evet diyor biz kumpas yaptık. Ben kumpas yaptım diyor. Bunu da nasıl yaptım diyor. Ben bunu da emniyetin içerisindeki bazı kişilerle görüşerek onların isteğiyle yaptım diyor. Ben dün YouTube yayınımda Kumpasa uğrayan Kerim Çoraklı'yı ve aynı zamanda kumpası yapan, itiraf eden Emre Olur'u aynı anda canlı yayın aldım YouTube'da. Ee, ve ikisine de konuyu anlatmalarını isterim çünkü kamuoyu bunu bilmesi gerekiyor. Ee, Kerim Çoraklık yaşadığını anlattı. Nasıl kumpasa maruz kaldığını. Bir günde bir televizyon kanalında birisi çıkıyor diyor ki Kerim Çoraklık bu kişi hakkında bu kişi FETÖ'cü attığı tweetler bunlar şunlar diye hedef gösteriliyor. Ardından sosyal medyada o kişiyle ilgili inanılmaz derecede büyük bir kampanya başlıyor. Hedef gösteriliyor. Linç gibi yani evet, değil değil mi? Linç bizim gibi. linç dediğimiz paylaşımlarıyla falan troll ordularıyla. Ardından emniyetin birimleri, savcılık falan derken tutuklanıp cezaevine gidiyor. Kerim Çoraklık diyor ki ben savcıya ifade vermedim diyor. Ben emniyete de gitmedim direkt mahkemeye gittim diyor. Tutuklandım, cezaevine gittim. Çıkmam 12 ayımı aldı diyor. Bunu Emre Ulus'a sordum. Evet dedi aynen böyle oldu dedi. Peki nasıl oldu dediğimde ben Ankara Emniyetinde işte isimler verdi. Bunlar iddia tabii ki. Eminim ki o iddia sahiplerde dava açacaktır bununla ilgili. Kendisinin iddiası. Emre Olur'un iddiası Ama iddianı. şöyle bir enteresan bir şey var. Ee, yani Kerim Çoraklık bu itiraf neticesinde suç duyurusunda bulunuyor Emre Olur'a. İfade hürriyeti kapsamında şey oluyor. Ee, takipsizlik veriliyor. İtiraf ediyor adam. Ben diyor, yaptım bunu diyor. Takipsizlik veriliyor. Bunun içinde maddi tazminat davası açacakmış şimdi. Belli noktada evet anlaşılabilir bu. Ama bir de itiraf var, ikrar var. Emre Olur'a sordum bunu. Nasıl yaptınız dedim. Yani nasıl oldu? Murat Bey dedi. Biz Beyaz TV'de daha önce emniyetten aldığım işte bu kişiler devlete karşı bu kişiler terörist diye bir paylaşımlar gösterdiler. İki dosya vardı. Birisinde Kerim Çoraklık, diğerinde Gökhan Özbek vardı. Bu tweetleri gösterdiler. Ben ikna olmadım. Sonra beni ikna ettiler. İkna ettikten sonra Beyaz TV'ye çıktım. Bu kişilerin o paylaşımlarını ve FETÖ'cü olduklarını e, belirtir imalarda bulundum. İşte dosyalarını söyledim. Ardından e, sosyal medyada da yine kendilerinin yazmış olduğu, sosyal medyada on binlerce trollün olduğu tek bir tuşla, bilgisayardaki tek bir tuşla yazdıkları bir sistemden bahsetti. Tek bir tuşla o kişiyi hedefe koyuyorlar, gündem yapıyorlar. Hatta bazı gündemleri oluşturmak için e, belirli kişiler talimat veriyormuş. Bu talimatlarla şu gündem olsun, bu gündem olsun diye hatta bir gazetenin medya sorumlusunun ismini verdi orada. Ben kendisine ulaşmaya çalıştım. Mesaj yazdım sosyal medyadan. Ulaşamadım. Daha cevap vermedi. Ee, onun için ismini vermeyeceğim. Şimdi buradaki yaptıkları şey anında gündem oluşturuyorlarmış. On binlerce bot troll hesaptan. İstedikleri kişiyi hedefe koyuyorlarmış. İstediklerini tutuklatıyorlarmış. Bu bu kadar kolay mı dedim. Evet Murat Bey dedim bu kadar kolay. Şimdi aynısı benim için de yapılıyor. Nerede yapılıyor? Peki dedim bunlarla ilgili Beyaz TV'nin yöneticilerinin bir bilgisi var mı? Tabii ki var dedi. Orada konuşulan her konunun bilgisi var dedi. Ben bununla ilgili dedi. Bazı şeyler anlattı. Tabii bunlar çok ağır iddialar ve e, karşılığında mutlaka dava açılması gereken iddialar. Neticede ortada kumpastan bahsediyoruz. İnsanların özgürlüğünü, namusunu, şerefini, asiyetini, itibarını zedeleyici bir organizasyondan bahsediyoruz. Yine internette bununla ilgili çok mesai harcayan Mehmetcan diye bir arkadaş var. Twitter'da. Mehmetcan biber. Mehmetcan biber. Evet. Bütün troll troll yapılanmasıyla yapılan gündem maddelerini deşifre ediyor. Şimdi de saldırıya uğruyor. Hesabını ele geçirmeye çalışıyorlar. Şimdi hocam. bu kişi nasıl kurulduğunu anlatıyor. Diyor ki mesela yüz binlerce hesap var diyor ve bu hesapların çoğu telefon onaylı GSM operatörlerinden binlerce telefon numarası alınıyor ve onaylı şekilde bu troll hesaplar açılıyor diyor. Bakın paylaşımlarına bakın. Anlatıyor. Anlatıyor bunların hepsini. Şimdi düşünün ki bir tarafta kurulu sistemler var. Ve kurulu sistemlerle bilgisayarın başında oturan tek bir kişi. Şu anda emniyette görevliymiş. Mesela o kişi hesabı kapattı gitti dünkü ayından sonra. Tek bir tuşla şu kişiye hedef göstereceğiz. Bu devlet devlet devlete düşman. Şu kişiye hedef göstereceğiz. Bu kişi şuna düşman. Buna düşman deniyor. O kişi hedef almıyor. Peki dedim bu kişi hakkında sahte tweet yaratıyor musunuz? Evet yaratıyoruz dedi. Nasıl yapıyorsunuz dedim. Çok kolay Murat Bey şu anda sizin rejiniz de yapabilir dedi. Var olan tweetin üstüne giriyorsunuz. Sağ klik yapıyorsunuz. Ondan sonra onun içeriğini değiştiriyorsunuz. Aynı tweet varken biz onun sahtesini üretiyoruz. Siz bu hayır böyle bir tweetim yok deseniz de sildi bunu. Niye sildin diye de üstüne gidiyoruz. Peki kimin aklında bu kumpasları yaptınız dedim. Birincisi Meral Akşener o dönemde. Emre Olur ve ekibi merak Meral Akşener'e kumpas kurduk diyor. Çünkü iyi emniyetten denmiş ki kendisine bu onun iddiası. İyi Parti'ye hedef aldık. Bununla ilgili de Kerim Çorak'la şey kuracağız, kumpas kuracağız. Başka kime yaptınız dedim. Çok şey yaptık. Mesela Muharrem İnce'ye yaptık dedi. Muharrem İnce'nin o Cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde olmayan tweetlerini kopyaladık. İl başkanlarına yaptık. Saydı. Bunların hepsine biz kumpas yaptık dedi. Nereden? Bir televizyonda bir televizyon kanalından yapılıyor. Peki dedim bunun karşısında para aldınız mı? Ben almadım dedi. Ama bu sahte trolleri yapan, bu sahte trol işlerini yapan aynı zamanda e, buradaki yapılan bütün e, organizasyonlar neticesinde belli bir paralar aktarılıyor. Mesela diyor o program yapımcılarının e, ailesinin etrafındaki kendilerinin bütün mal varlıkları araştırılsın diyor. Nasıl paralar kazanmışlar diyor ya da bu organizasyonu yapan troll ordularını yöneten kişilerin mal varlıklarına baksınlar diyor. Ben hepsini Tek tek mesela hepsini biliyorum. Eğer savcılar beni çağırırsa ben yargılanmak istiyorum. Adil şekilde yargılanmak istiyorum ama ben tek yargılanmayacağım. Beni bu yola sevk eden emniyet güçleri, beni bu yola sevk eden e, ve bu işi organize eden kumpasa katılan bütün herkes yargılanacak. Ben her şeyi anlatacağım. Bütün herkesin ismini vereceğim dedi. Bugünkü olaya geldiğimizde ise öyle bir hal aldı ki sosyal medya. Bütün doğruların, bütün bilgilerin, paylaşımların, Mutlaka güvenilir hesaplardan ve doğrulatarak e, kayda gerekiyor. Az önce Sayın e, Semih Çetin'in bir paylaşımını gördüm. Bir uyarıda bulunuyor. İşte yeni açılmış hesaplardan şuraya çağırıyorlar, buraya çağırıyorlar. Ama dikkat edin. Tabii ki dikkat edeceğiz. Bu tür provokasyon amaçlı ve bu tür e, şu anda bazılarının ekmeğine yağ sürecek düzeyde yapılacak işlemler yapılabilir. Yapılmıştır da. Anladım ki sosyal medyadaki bir paylaşım da istediği gibi değiştirilebiliyor ve bir kişi hakkında istediği gibi kumpas kurabiliyor. Dün bu iddialar çok ağır iddialar ve Kerim hatta e, o kadar çok ayrıntı anlatıyor ki mesela alınan paralarla yapılan işlemleri ve yaptıran kişileri... isimlerini vererek anlatıyor. Şimdi devletin bütün imkan, bütün imkanları elinde olan e, kişiler bu tür iddialama karalama e, bu tür savlara karşı Mutlaka hukuk yolunu çalıştırması gerekiyor. Çünkü en iyi aklanma yolu nedir? Hukuktur. Bu kişilerin e, hesap hesap vermesi gerektiği ya da çıkıp da bu kişiler hakkındaki şeyin yanlış olduğunu ya da doğru olmadığını e, aydınlatılması gerektiğini inanıyorum. Bunlar çünkü düşünün ki dünyanın neresinde o, o dönemde iki parti genel başkanına kurulan kumpastan bahsediyoruz biz. Birisi seçim saatinde, birisi de tam seçim saatine girilirken ama unutma ki e... tabii ki bunların hepsi bir iddia. hayır Garip hayır hem iddia hem de şey. yani biz daha 10 bin dolar alan siyasetçinin kim olduğunu bilmiyoruz ya yani biliyoruz da e, yani biliyor o yüzden... musun yani herkesin bildiği sırlar kategorisinde bu biliyorsun Biting yani Ankara'da yani. dolayısıyla yani. ha Metin Külük galiba değil yani, mi? Galiba. Yani galiba. galiba. bir açıklama yapmaya gerekiyor. Duvarda galiba, öyle yazıyor yani. en azından. Yani. <laughs> yani duvardaki iddialar arasında. Ama ne kadar acı değil mi ya? Birisi <laughs> senin hakkında böyle bir ithamda bulunsa hayır kardeşim ben değilim demez misin? Abi soruyorsun Kudüs diyor. Başka bir gün soruyorsun Bayrak diyor. Başka bir gün diyor ki Atina'ya 5 saatte gideriz diyor. Başka bir gün soruyorsun. <laughs> Vatan Millet diyor. Çünkü. 10 bin dolarla mı? Dolar, Sayın Soylu'ya sizin bir kitabı e, armağan etmiş tip milletvekili Seher Kadıgil komisyonda. Evet, evet, evet. Yani içişir... Dün içişleri bakanının bütçe görüşmelerindeydi ve sorular, çeşitli sorular yöneltildi kendisine. Ve işte şeyi gördük yani bir yandan şunu gördük aslında dünkü hikayede. Yasamaya ne kadar ihtiyacımız var? Ya yani Bir meclise ne kadar ihtiyacı var bu toplumun? Çünkü...